Anne. Merhaba kızım. Ceren maniküre çağırdı. Ben de hem radyoyu göreyim dedim geldim. Kötü mü yaptım yoksa? Olur mu anneciğim, hoş geldin. Nermin teyze, ellerine sağlık, çok güzel oldu. Güle güle kullan Ceren'cim. Mehmet nerede? Eylem'i havaalanından almaya gitti. Şansına küs Nermin teyze. Artık bir dahaki sefere tanışırsın Mehmet'le. Mehmet iyi ki gelmedi Ceren. Seni böyle görse çok bozulurdu, inan. Ay dur bir dakika ya. Ben de bu kız neden böyle gerildi diyorum. Yoksa sen... inanmıyorum ya. Mehmet'e Nermin teyzenin ne iş yaptığını söylemedin mi? Sormadığı için söylemedim Ceren. Annem emeğiyle para kazanıyor. Bundan utanacağımı falan mı sanıyorsun? Oh be, rahatladım. Benim tatlım böyle şeyler düşünmez zaten. Haklısın aslında. Mehmet'in beni böyle görmemesi iyi oldu. Ortağı olduğum işte daha dikkatli davranmam lazım. Nermin teyze, senin bu kızın olmasa ben ne yapardım? Ceren'cim, Hande de sensiz yapamazdı zaten. Hadi yeni işiniz hayırlı olsun. Ben gideyim artık. Aa, Nermin teyze nereye? Bakarsın diye fincanımı kapatmıştım. Ceren. Anneciğim, ben geçireyim seni. Tamam, fal bakmak da yok. Ceren Hanım, üzülme sen. Ben falına bakarım. Ninem el verdiydi bana. Allah rahmet eylesin. Her dediği çıkardı. Köydekiler kuyruk olurdu kapıda. Alayım. Gerek yok Sakine Hanım. Sağ ol. Bıraksana kolum ya. Canım acıyor. Sen dua et daha fazlasını yapma. Daha ne yapacaksın? Rezil ettin beni. Gülfem'i görünce mi utandın? Hadi tutsana yine kolumu. Dilara sus. Sen de bunu kibar nazik biri zannediyordun değil mi? Gör işte, kaba herifin teki. Bak koluma ne yaptı. Yeter, bu kadar masal anlattın. Ya bıraksana kolumu. Bıraksana beni. Ya atsana! Aklın başına gelene kadar burada kalacaksın. Ya sen kim oluyorsun da bana ceza veriyorsun? Atsana ya! Atsana şu kapıyı! Ya! Gerizekalı ya! Göstereceğim sana gününü! Geç kalmadım değil mi? Geldi mi? Fotoğraf makinesini de getirdim. Bak, resim çekilmeden şuradan şuraya gitme. Sus kız! Küçük sesle konuş. Gelmedi daha. Aman ne bileyim. Gel. Heyecan yaptım işte. Gel. Sakine, o kız kimdi? Ceren Hanım, diğer patron. Ceren dediğin şu Mehmet'e göz koyan kız değil mi? Hı. Aman, pek de suratsız bir şeymiş. Yılan gibi yılan. Bu yaşımda kadınım, şuncacık kızdan korkuyorum valla. Ama Hande Hanım'ı görsen, o başka. Güler yüzlü, melek gibi kız. Zaten Mehmet Bey'in gönlü yok Ceren kızda. Kız... Sen asıl esas habere gel. Bizim Taner Bey var ya, zehrinden boşanıyor. Deme ya. Tüh tüh tüh. Bak görüyor musun? Yazık kadına. Aman ne yazığı be. Dünyanın nafakasını alır o şimdi. Oo rahat. Taner Bey de haklı ama. Kadın bir rahat nefes aldırmadı adama. Karısının dırdırı bir yandan, hasta kızı bir yandan.
Eve de uğramaz olmuştu zaten. Kadıncağız yıkılmıştır. Ne yaptı duyunca? Ne yapacak? Adam arayıp haber bile vermedi. Postacı tutuşturuverdi kağıtları. Ben diyordum hep olacağı buydu. Sakine Hanım, ne oldu benim fal? Aa, Ceren Hanım, siz... Ay, sen de az değilsin ha. Benden öğrendiğinden falcı mı oldun? Ben varken kimseye açtırmam o fincanı. Görelim bakalım marifetinizi. Bak, fincanı açar açmaz ağırlık çöktü. Nazar var sende. Ya evet, herkes öyle diyor. Bakalım bu dediğimi herkes söylüyor mu? Kalbini birine kaptırmışsın. Ama biri var aramızda. O karıştırıyor oğlanın aklını. Bir de balık var. Senin 3 vadeye kadar haberin var. Bu balık fırsat demektir. 3 vadede vallahi bak sen çok kısmetli bir kızsın. Sonra? Hadi devam etsene. Az önce beni böyle görmeni istemezdim. Özür dilerim. İstemeden senin de rahatını kaçırdık. Pek sinirli biri değilimdir aslında. Ama Dilara büyük bir hata yaptı. Abisi olarak onu koruyup kollamam gerek. Sakın beni yanlış anlama. Üzerime düşeni yaptım. Merhaba Mürvet Hanım. Bakıyorum bugün keyfiniz yerinde. Oğuzcuğum, kuyumcuyu uğrayabildin mi bugün? Sahi uğradım tabii. Kusura bakmayın. Bugün dalgınım biraz. Hemen getiremedim. Ah yavrum, çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Evet beyler, pamuk eller cebe. Pampa ne kadar vereceğiz? 10 lira. Oha lan, çok istiyorsun oğlum. Arkadaşlar, eylem bu diyorum. 10 lira az bile. Adam haklı beyler. Boru değil. Bir daha nerede göreceğiz? Hadi beyler. Pamuk eller cebe hadi. Al bakalım. Arkadaşlar herkes verdi değil mi? Bak saymıyoruz ha. Ayıpsın dost. Bize yanlış olmaz. Zerrin Hanım, gelebilir miyim? Gel canım gel. Gel de düştüğüm hali bir gör. Zerrin Hanım, ne oldu? Taner yaptı yapacağını. Boşanıyor benden. Hemen umutsuzluğa kapılma. Belki vazgeçer kararından. Ne yapacağım ben şimdi Nermin? Ne yapacağım? Zerrin yeter artık.
Topla kendini. Ağlayarak bir yere varamazsın. Biraz güçlü ol canım. Kendine gel. Hoş geldiniz. Taner. Evrakları unutmuş. Alıp çıkacağım. Ben gideyim. Sen ne yaptığını sanıyorsun Taner? Bu ne şimdi? Ne boşanması? Boşanamazsın. Ayoğlu ailesinde boşanma olamaz. Yapma abla. Ben kararımı verdim. Boşanıyorum. Benim de yaşamaya hakkım var. Boğuluyorum be. Anlıyor musun? Boğuluyorum. Ne yapıyorsun? Aç şu kapıyı. Hayır. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Zerrin saçmalama. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bunca yıldır bütün hataların üstünü örttüm. Geceler boyunca ağladım. Gene de senden vazgeçmedim. Ne istiyorsun benden? Neden terk etmeye çalışıyorsun ha? Nasıl yaparsın bunu? Ver şu anahtarı dedim. Beni rahat bırak. Düş yakamdan. Taner yapma lütfen. Taner bunu bana nasıl yaparsın ha? Bunca yıl sonra ne istiyorsun? Neyim eksik benim? Zerrin çekil dedim sana, çekil. Abla sen de benim artık fazla üstüme gelme, tamam mı? Bazen senle düşler kurdum, öyle bağlandım. Bazen zincir oldun, ayaklarıma dolandın. Bazen yara açar, bazen sabah geçer. Olan olur, biten biter, hayat devam eder. Bazen senle düşler kurdum, öyle bağlandım. Bazen zincir oldun, ayaklarıma dolandın. Bazen yara açar, bazen sabah geçer. Olan olur, biten biter, hayat devam eder. Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım. Ben tırmandıkça geride kalır küller. Karşılaşırsak sor ki pişman mıyım? Olan olur, biten biter, hayat devam eder. Bazen gözün görmez, kulaklarını duymazsın. En başta en sonda, yarı yolda anlarsın. Kimler gelir kalır, kimler gelir geçer. Olan olur, biten biter, hayat devam eder. Şimdi bu tümsekli yolun çukurundayım. Ben tırmandıkça geride kalır küller. Eylem'e bu güzel şarkı için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan canlı yayında sorularınızı yanıtlayacak. Şimdi benden bir parça gelsin. Radyo başında bizi dinleyen herkes için. Kaan Tarıman'dan Çocuk. Bu yoğunlukta zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Yara geleceğinizden umudu kesmiştik doğrusu. Kozer terler bayağı yoğun bu ara. Aslında pek de niyetim yoktu ama hani senin o güzel samimi sıcak tavrını gördükten sonra kıramadım valla. Yarın başka bir gün desem de bu gece yalnız gece. Nermin, hadi bin arabaya. Nermin, dinle bir dakika. Dur lütfen. Taner, bırak. Sana ihtiyacım var. Bin şu arabaya lütfen. Benim sana ihtiyacım varken sen neredeydin? Hastanede beni öylece sefil bir halde bıraktın. Nermin, ne olur beni anlamaya çalış. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Dinle lütfen. Seni seviyorum. Yapma Taner. Ne sevgisinden bahsediyorsun?
Böyle sevgi mi olur? Hani senin için hava hoştu? Bana öyle demiştin. Bitti deyince bir an bile düşünmedin. Aramadın beni. Ya şimdi? Şimdi birdenbire beni sevdiğine mi karar verdin? Seni her zaman sevdim ben. İnan artık her şey farklı olacak. Söz veriyorum sana. Hiçbir şeyin farklı olacağı yok Taner. Bitti artık, tamam mı? Bitti. Son sözün bu mu? Evet. Peki. Peki. Bunca yılı bir çırpıda silip atıyorsun demek ya. Sen bilirsin. Fidan abla. Mehmet Bey, vallahi fotoğraf çektirmeden şuradan şuraya gitmem dedi. Siz tanışıyor musunuz ya? Sakine, benim teyze kızı olur. Eylem Hanım, biz bütün ailecek size hayranız. Benim kız da bütün şarkılarınızı ezbere biliyor. Aa, bak sen, ne güzel. Sakine abla, demek sen de Eylem'in hayranısın ha? Şaşırttın beni. Benim böyle göründüğüme bakma anne hanım. Benim bilmediğim şey yok. Geçen gün magazinde biriyle çıktıydın ya. Ben beğendim. Adam yabancı falan ama olsun. Yani gözü dışarıda değil. Adam edebinden başını yukarıya kaldırmadı. Sakine abla, biz yayına geç kalacağız ama hadi. Tamam anne hanım. Evet be, bir fotoğrafımızı çektim. Hemen. Çekeyim ben. Anne, ben de bu fotoğraftan izlerim ona göre. Geleyim mi ortalığa? Gel gel. Çekiyorum. Gülümseyin altın kızlar. Arkadaşlar, Eylem'i görünce cozutmak yok ha. Herkes sakin olsun. İyi diyorsun da gelmedi hala. O ne olacak? Evet ya, imanımız gevredi beklemekten. Aa, geliyor şimdi. Oğlum hakikaten nerede kaldı ya? Hayır, bu adamla tutamayız. Oyalamak lazım. Sen bana bırak. Haydi pompalar, kop kop. Hadi. Kop. Yırttık gene. Sen ne sandın oğlum? Hadi. Ne oluyor burada? Tiplere bak ya. Bir şey itiraf edeyim mi? Bayılıyorum bu müziğe. Böyle yap. Karıştırıyor bunlar. Şişt, sen para verdin mi? Bak para yoksa imza dök ha. Ne imzası? Ana, Eylem buradaymış. Beyler sakin olun. Sıraya gidiyoruz. Hey arkadaşlar. Ne ya? Durun. Durun, bırakın. Bırakın sanatçıyı. Beyler, sıraya gidin. Bu ne ya? Çekilin. Ay,
Yoruldum vallahi. Dilara! Anne! Anne kapıyı aç! Neredesin kız? Anne açsana kapıyı! Ne oluyor kız? Açsana şu kapıyı. Nasıl açayım ya? Senin gerçek oğlun üstüme kilitledi. Ne? Üstüne mi kilitledi? Allah'ım bıktım sizden, bıktım. Aç hadi şunu ya. Aç beni alıp geldi. Kız, Allah cezanı vermesin. Bağırma öyle deli deli. Toplayacaksın herkesi. Toplasınlar galeriye. Vurup durma kız. Kıracaksın kapıyı. Allah'ın cezası. Bekle babana haber ver. Arkadaşlar tamam, sıraya girin. Tamam. Beyler, beyler sıraya. Bu ne insanlık canım? Kusura bakmayın gerçekten. Yani bizim de haberimiz yoktu. Kontrolümüz dışında gelişti her şey. Tamam tamam. Ya, sen ne şuursuz, ne salak bir adamsın ya. Gerizekalı mısın abi, sen? Ya ne yaptın? Reklamınızı yaptım işte. Hala bir de üste çıkmaya çalışıyorum da öldüreceğim seni. Bitsin sen. Durun, durun. 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 Yapmayın diyorum size. Oğlum bayraksanıza. Oğlum uzattınız ama. Abla döv beni. Abla gerçekten döv beni çünkü ben bunları hak ediyorum. Döv beni abla döv. Hamdi salak salak hareketler yapmasana. Abla neredesin? Kurtar beni. Ya ne gülüyorsun be? Vursana. Seni vurdun yani gül güzel. Neredesin lan Hamdi? Yaktın beni lan yaktın. Hadi lan kankalı. Parçalayacağım seni parçalayacağım. Ben baş edemiyorum artık bu azıtıklarla ona göre. Baba! Hadi çıkar beni buradan! Geldim kızım geldim. Az dayan. Fidan bana alet kutusunu getir. Ben deli. Bunların her biri benden deli. Ya sabır. Gel anneciğim. Ceren, bir şeyler içmeye çıkalım mı? Hem biraz konuşuruz. Olur, çıkalım. Hemen mi? Birkaç işim vardı ama. Eminim çok da önemli değildir. Gelince devam edersin. İyi madem, gelince yaparım artık. Hadi. Ne tepiştiniz de gene kilitledi seni bu. Ne olacak? Oğlunuzu bastım beyefendi de sinirlendi. Ne diyorsun kız sen? Abi var ya. Şuradan bir çıkarsam anlatacağım. Kız çatlatma insanı. Anlat kırmayayım kemiklerini. Gülmem Özerken. Yakaladım onu. Ne? Ne diyorsun kız sen? Ben ne dediğimi biliyorum ama Esas abim ne yaptığını bilmiyor. Ana. Bir de beni tehdit etti. Seni erkeklerle gördüğümü söylerim, abartarak anlatırım, görürsün dedi. Yazıklar olsun. Ay. Ay ben bayılacağım galiba. Ay ben bayılıyorum. Ay ben bayılıyorum. Anne. Fidan. Anne. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne konuşacağız tatlım? Geldiğimizden beri susuyorsun. Ceren bak biz birlikte büyüdük. Arkadaştan öte kardeş gibi olduk. Benim için çok değerlisin. Her şeye rağmen. Öyle tabii. Kolay değil. Kaç yıl oldu. Ben de sana çok değer veriyorum tatlım. Biliyorsun. Bugün yaptığın hiç hoş değildi. Birbirimize dargın olabiliriz. Kızmış olabiliriz. Kendi aramızda halledemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Ama annemi böyle bir şeye karıştırman asla izin vermem. Tatlım ama ya bunu konuşmuştuk. Ben yanlış anlayacağını düşünemedim.
Ya aşk olsun, beni böyle mi görüyorsun? Seni böyle görmek istemediğim için konuşuyorum Ceren. Uzatıyorsun Hande. Belli ki bunca yıla rağmen beni hiç tanımamışsın. Ceren, sinirlenmene gerek yok. Bir problemimiz var ve çözmemiz gerek. Benim seninle bir problemim yok. Sence bir problemimiz var mı? Ya Ceren, kelime oyunu yapmaktan vazgeçsene artık. Biliyorum, bazen saçmalıklar yapabiliyorum. Ama kötü bir niyetim yoktu. Üf, ağlayacağım şimdi. Ben seni de Nermin teyzeyi de çok seviyorum. Tamam, peki ben yanlış anlamışım o zaman. Hadi ama. Tatlı ısmarlayayım mı sana? İyi, sufle isterim o zaman. Tamam. Bakar mısınız? Buyurun. Bir sufle lütfen. Tabii. Eşek. Sonra kalkalım, sabah üzerime kahve döktüm, eve gidip üzerimi değiştireceğim. Beraberiz. Sizinle sevgili de Mehmet'le çıkmaz sokak birazdan sizlerle. Şimdi size güzel bir şarkıyla veda ediyorum. Küçük bir an için, ait olmak için, eski aşklar. Birkaç dakikan var mı? Ne oldu gene? Şey, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama söylemek zorundayım. Yani nasıl olsa öğreneceksin. Hadi Ceren, programa yetişeceğim, ne var? Hande ile ilgili. Bu öğlen birlikte dışarı çıktık. Fakat pek de hoş şeyler olmadı. Yan mağazaya girmiştik. Mehmet, Hande'nin özel bir durumu var. Bugün yaşananlar... O bir kleptoman. Biliyorum Ceren. Biliyor musun? Ama sana kim söyledi? Ben ortaya çıkmasın diye elimden geleni yaptım. Lütfen bildiğinden haberi olmasın. Ben ona yardım etmek istiyorum. Ona yardım falan edemezsin. Ben senelerdir uğraşıyorum. Kaç tane doktora gittik. Her şeyi daha da zorlaştırma. Onu böyle kabul etmekten başka çare yok. Böyle üzülmene dayanamıyorum canım. Seni çok özledim. O gece... O gece sarhoştum Ceren. Pardon, şey... Yayın az kaldı da... Haber vermek istedim. Geldim. Oyun daha yeni başladı Mehmet Bey. Bir saniye. Alo anne. Mehmet, oğlum. Baban boşanıyor. Yaptı sonunda. Anne bir sakin ol. Hep demiyor mu boşanacağım diye? Sonra gene vazgeçiyor. Ağlama lütfen.
yok oldu. Bu sefer kesin. Eve Celp göndermiş. Dur anneciğim, ağlama. Geliyorum hemen. Hande, benim acil çıkmam lazım. Bir şey mi oldu? Londra'dan falan kötü bir haber mi geldi yoksa? Londra mı? Mary işte, eski kız arkadaşın. Özür dilerim ya. Sen nereden biliyorsun Hande? Ya bir ara telefonun burada kalmıştı da Ceren'de gördüm Mary'nin aradığını. Oradan aklımda kalmış. Arayan annemdi. Evde bazı sorunlar var. Gitmem lazım. Yapma ya. Yardım edebileceğin bir şey var mı? Programı idare et yeter. Sen merak etme. Tamam, haberleşiriz. Hande, o telefon geldiğinde ne hissettin? Şey, bilmem. Neden? Bilmiyor musun gerçekten? Müzik bitiyor, yayına girmem lazım. Mehmet yerine Hande ile birliktesiniz sevgili dinleyiciler. İstemiyorsun demek ha? Öyle olsun. O zaman ben seni hiç istemiyorum. Sana son soruşum ne? Gelecek misin? Tamam Taner, geliyorum. Ah, az peşinden koşturmadık Gülpem. Ne haylazdın küçükken. Ele avuca sığmazdın. Ah, bir o kadar da tatlıydın. Bir gün yine bahçede oynuyorsun. Annenle sohbete daldık. Aa, bir baktık yoksun. Allah Allah. Ah, artık evin altını üstüne getirdik. Gülpem nerede? Gülpem nerede? Gülpem nerede? Ah. İyi günler. Sana da yavrum. Sonra Gülpemciğim, seni salondaki dolabın içinde uyurken bulduk. Ay, başımıza bu da mı gelecekti Selçuk? Bizim oğlana nasıl sahip çıkamadık? Başım, başım.